Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbahi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Evet arkadaşlar, sanırım 7. dersimiz oluyor bu. 7 haftadır Bismillahirrahmanirrahim'i, Besmele'yi konuşuyoruz. Bu yolculuğumuz birinci sözle başladı. 14. lemanın ikinci makamıyla devam ediyor. Fakat ondan evvel Çetin kardeşimin güzel bir katkısı oldu. Yorumlar bölümüne baktıysanız YouTube'da görmüşsünüzdür. Çetin kardeş de aynı dönemde okuma yapıyormuş. Ve bizim orada bahsettiğimiz bir şeyin Balalaikasında Hulusi abinin bir mektubuna uyumlu olduğunu fark etmiş. Orada bizim dediğimizi doğrulayan bir şey olduğunu fark etmiş. Onu bize gönderdi sağ olsun. Önce mevzuyu anlatalım. Hani ben demiştim ki birinci sözün yazıldığı makamı da düşünmek lazım. Yani öyle şartlarda yazıldı ki o birinci söz, devletin baskısı vardı, insanların dinini yaşamak konusunda sıkıntıları vardı. O şartlarda Bismillah ile başlayacak bir ümide ihtiyaç vardı. Ve işte o köklerin toprağın altında sertliğe rağmen ilerleyebilmesi, işte dalların hararete rağmen yeşil kalabilmesi, aslında o dönemin insanına da böyle bir ümit aşılamıştı, aşılıyordu, aşılıyor olması lazım. O makamda bunu o kulakla dinlediklerini düşünmek lazım demiştik biz. O paralelde Hulusi abinin de şöyle bir mektubu var. Yorum yapmadan okuyacağım. Diyor ki Hulusi abi, birinci sözdeki temsilde seyahat eden mütevazi zat tamamen üstadımızdır. Nebat, ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök damarları nasıl Bismillah tesiriyle yer altında sert taşı toprağa delip geçiyorsa, aynen onun gibi Bismillah ile mevki-i intişara vaaz olunan sözler de harika bir tarzda arza yayılıyor. Bakınız ilgiye. Ve en münevver ve mükemmel meyve olan beşerin müminlerinin kalplerine nüfuz ediyorlar. Bu bid'aların kesreti ve muhariplerin bolluğu devrinde Bismillah ile garz olunan nur fidanının yaprakları olan diğer sözler ve mektuplarla bu kutsi fidanın dal ve budakları olan Hizbül Kur'an ve bu hizbin esası ve seyidi olan muhterem üstad bir hıfz-ı gaybiye mazhar bulunuyorlar. İlâ ahir mektup devam ediyor. Barla Laikası'nın söz basıma göre 341. sayfası burası. Söz basım külliyatın baskısına göre. Mektup numarası da 203. Hemen başında Hulusi Bey'in fıkrasıdır yazıyor zaten. Görüldüğü gibi bu benzerliği ilk kuran biz değilmişiz. Hulusi abi de aynı benzerliği kurmuş. Yani birinci sözün yazıldığı makamın konusuyla ilgili olduğunu ve sözlerin gördüğü fonksiyonun dinin tebliğinde, dinin hayatta kalmasında, imanın, akidenin ehl-i sünnet üzere sabit kalmasında gördüğü hizmetin o köklerin toprakta yayılmasıyla, ağaçların yapraklarının yaş kalmasıyla ilgili olduğunu söylemiş. Hatta Hulusi abi bir tık daha ileri gidiyor bizden. Diyor ki orada bahsedilen kişi de sizsiniz. Yani o reisin ismini alıp icraatta bulunan, seyahatte bulunan ve eşkıyaların şerrinden kurtulan insan da sizsiniz diyor üstada. Bununla paralel ben daha evvel bir şey yazmıştım. Risale Haber'deki yazılarımda vardır o. Üstadın tarihçi hayatta geçen bir macerası var biliyorsunuz. Galiba Mardin'den ayrıldığında bir çölden geçiyor. O çölde iki kez eşkıya saldırısına uğruyor. Birincisini savuşturuyor. Ancak ikinci saldırıda tam etrafını kuşatmışlarken o eşkıyalardan birisi Bediüzzaman Hazretleri'ni tanıyor. Diyor ki ben bu adamı görmüştüm, bu adam meşhur biri. Miran aşiretlerinin reislerinin yanındaydı bu diyor. Yani öyle olunca arkadaşlarını uyarınca diğerleri de duruyorlar. Hatta üstada diyorlar ki yani özür dileriz size karşı böyle bir şey yaptığımız için. İsterseniz sizi gideceğiniz yere kadar biz götürelim, eşlik edelim diyorlar. Öyle teklifte bulunuyorlar. Bunu neden yapıyorlar?
Çünkü üstadı Miran aşiretlerinin reislerinin yanında görmüşler. Onların gücünden korkuyorlar yani. Eğer buna bir şey yaparsak o aşiret reisleri de bize hesap sorar diye. Hakikaten de üstadın biliyorsunuz o zamanlar lakabı Molla Said'i meşhurdu. Ve birçok alimle, aşiret reisiyle bir araya gelmişti ve tanıdık bir simaydı. Genç yaşına rağmen herkesin tanıdığı bir simaydı. Demek ki Üstad Hazretleri o birinci sözde bize anlattı. İşte Bedevi çöle seyahat ederken mutlaka bir reisin ismini alır. Aldığı zaman ferahla gezer. Her yerde selametle gezer. Misalini kendisi de yaşamış o çöldeki tecrübesinden. Allahu alem yani böyle bir benzerlik var. Hulusi abinin kurduğu bağlantıya baktığımızda ise daha yukarısı, üstadın kendisinin yani o 1920 şartlarında Risale-i Nur yazarak başladığı mücadeleyi, o Barla'daki mücadeleyi Hulusi abi birebir birinci sözün içine koyuyor. Ve diyor ki buradaki kişi sizsiniz yani Allah diyerek yola başladınız, Bismillah diyerek sözleri neşrettiniz. Ve o sözler hakikaten taşı yaran kök gibi, güneşe dayanan yaprak gibi din-i mübin-i İslam'ın hakikatlerini ayakta tuttular, yayıldılar, neşroldular, insanların arasına dağıldılar. Ya Afyon Mahkemesi'nde ya Denizli Mahkemesi'nde şöyle bir şey geçiyor, ifade geçiyor orada. Savcının iddianamesinde veya savunmalarda. Üstad Hazretleri'nin yazdığı eserlerin elle toplan, yani çoğaltılmış sayısı yüz binleri aşmış. Yani o kadar insan yazmış, çoğaltmış, birbirine vermiş. O zamanlar nasıl oluyordu üstadın risaleleri çoğaltması? Üstad yazdırıyordu, o nüshalar ilk katiplere gidiyordu, onlar çoğaltıp birer nüsha kendilerine alıyorlardı. Onun üstadı götürüyorlardı, üstad onları tahsiye ediyordu, tekrar onlara dağılıyordu. Onlardan alanlar tekrar onlardan yazıyorlardı, onlar da tahsiye için üstada götürüyorlardı vesaire. Eserler bu şekilde sürekli bir tahsih, kontrol, yazılış süreci üzerinden dağılıyordu. Etki alanı artıyordu. El yazısıyla çoğaltılıyordu çünkü matbaada eski harflerle basmak yasaklanmıştı. Abilerimiz hizmeti böyle yürüttüler ve elhamdülillah bugünlere geldi. İşte biz de bugün o hizmetlerin bereketiyle Risale-i Nur'u konuşuyoruz. Aslında konuştuğumuz risalelerin bizzat kendisi değil, onların anlattığı hakikatler. O hakikatler de aslında Kur'an'ın ve sünnetin hakikatleri. Yani burada konuştuğumuz meseleler aslında dinimizin meseleleri ve 7 derstir. Herhalde 7 ders oldu. İşte Bismillahirrahmanirrahim'i konuşuyoruz. Burada bizim kendimiz özel bir meselemiz var mı? Hayır, bütün Müslümanların meselesi bu aslında. Evet, birinci sırrı konuşmuştuk. Yine hatırlatalım, 14. Lama'nın ikinci makamındayız. Birinci sözün hemen ardındaki metindeyiz. Sözler Risalesi'ndeyiz. Elimizdeki eser Sözler Risalesi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Sözler Risalesi'nin birinci sözünün hemen ardındaki 14. Leman'ın ikinci makamındayız. 14. Leman'ın ikinci makamı makam münasebetiyle buraya konmuş ama aslında yeri lemalarda. Zaten isminden de bu anlaşılıyor. Dün birinci sırrı konuşmuştuk fakat son kısımda ben atladığımız bir şeyi fark ettim. Son kısımda şeyi söylemedik. İnsani arş ne demektir? Bunun üzerine çok konuşmadık. O paragrafı tekrar okuyacağım. Onun üzerine azıcık konuşacağım. Sonra hemen inşallah ikinci sıra geçeceğiz. Bugün sizi geçen sefer gibi çok da tutmayacağım. İnşallah 40 dakikada bitireceğim. Şu an bakıyorum yaklaşık 10 dakikaya oldu. 30 dakika sürem kaldı yani. Demek Bismillahirrahmanirrahim sayfeyi alemde bir satır-ı nurani teşkil eden 3 sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüshay-ı musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferş-i arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Yani Bismillahirrahmanirrahim Allah Rahman ve Rahim isimleriyle bize yukarıdan aşağı, genelden özele bir süreci izletiyor. Bu sürecin başlangıcı alem, alemin siması, alemin genelinde görünen şey, o resim, o mühür, o sikke. Bir de özelinde insanın mahiyeti camiasında görünen sikke var. Yani adeta insan alemden sağılmış,
Önce dünya alemden sağılmış bir özet olmuş. Sonra o dünyadan da insan sağılmış bir özet olmuş. Yani insanın dünya ile mesele böyle. Alemle mesele böyle. Ve insan da bir arş. Peki insan nasıl arş olur? Biz arşı biliyoruz. Arş-ı azam diyoruz mesela. Cenab-ı Hakk'ın yani Kenan abi öyle tarif ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kainat tasarrufunu yaptığı yer. Bunu Cenab-ı Hak elbette biz selefiler gibi iman etmiyoruz. Cenab-ı Hak mekandan münezzeh ama tasarrufu ve isimlerin tecellisi itibariyle bunu söylüyoruz. Yani kainatın yönetim merkezi. Kenan abi böyle söylüyor, ben de böyle söyleyeyim. Haşa dediğim gibi selefiler gibi anlamayalım, tecsimciler, teşbihçiler gibi anlamayalım. Cenab-ı Hak mekandan, insana benzemekten, oturmaktan, istivayı böyle anlamaktan münezzehtir. Cenab-ı Hak tasarrufuyla, isimleriyle arşı kontrol ediyor. Arş da kainatın kontrol merkezi gibi. Kenan abinin tarifi bu. Merak edenler Kenan Demirtaş ismiyle arşı, istivayı aratırlarsa bulabilirler bu izahı. Peki insani arş ne demek? Burada şunu düşünebiliriz. Yani nasıl ki insan kainatın bütününe baktığında oradan Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir tefekkür geliştirir. Bu vahdaniyet gölgesinde bir tefekkürdür. Biz öyle görebilsek kainatı Miraç gecesindeki Peygamber Efendimizin gördüğü gibi aleyhissalatü vesselam önümüzde bir şecere-i kainat şeklinde görebilsek elbette oradan Cenab-ı Hakk'ın marifetine büyük çıkarımlarda bulunabiliriz. Fakat bizim elimizde bu imkan yok. Bizde bu kafa yok. Bizde o kalp yok. Bizde o görüş yok. Biz aciz ve fakiriz. Peygamber aleyhissalatü vesselam makamı nere? Bizim yerin de yerin dibindeki toz halimiz nere? Hani sera nere, süreyya nere tabiri caizse. Öyle olunca şimdi biz Cenab-ı Hakk'ı bilemeyecek miyiz yani? Bizim Cenab-ı Hakk'ı bilmemize, bulmamıza bir şey yok mu? Yol yok mu? Marifetullah'a erişmemiz için bir imkan yok mu? Var. Nasıl? İnsanda da bir arş var. Yani Cenab-ı Hak insanın içine tecellisiyle, Esma-ül Hüsna'sının sıfatlarının tecellisiyle öyle bir merkezlik, öyle bir diyelim yoğunluk katmış ki bu yoğunluk elbette arş-ı azam değil haşa ama insanda da bir merkezlik oluşturmuş. İnsan kendi içine baktığı zaman kendi enfüsünde de Cenab-ı Hakk'ın tasarrufuna dair duyuşlar, sezişler, görüşler, okuyuşlarda bulunabiliyor. Mesela kendi ilmine bakıyor. Diyor ki ya işte ben çay yaptım mesela. Bu çayı yapmam ancak ilimle oldu. Ya da şöyle diyor. Çay yapmam için üç şeyi bilmem lazım diyor. Nedir? Bir, pardon, üç şeye sahip olmam lazım diyor. Nedir? Bir, çay yapmasını biliyor olmam lazım. Böyle bir bilginin bende bulunması lazım. İlim. İki, ben sadece çay yapmayı bilmiyorum. Kahve yapmayı da biliyorum. Ihlamur yapmayı da biliyorum. Veya başka bir şey, herhangi bir şey. Onu da yapmasını biliyorum. Benim bu ilimler içinde birisini seçebilmem lazım ki, mesela çay yapmayı seçebilmem lazım ki onu yapabileyim. İrade. Bakın ilmin ihtimalleri içinde birisini seçmemi sağlayan şey irade. Çay yapmasını biliyorum ama seçemezsem kahve mi yapacağım, çay mı yapacağım, ıhlamur mu yapacağım? O kararsızlık sürecini aşamazsam, o seçeneklerin arasında birine yönelemezsem seçemem. Ve çay yapmaya yönelemem. 3. Kudretim olmasa da çay yapamam. Tamam, çay yapmasını biliyorum, seçebiliyorum ama Allah göstermesin bir rahatsızlığım var. Buradan atıyorum mutfağa gidemiyorum. Bu kudretim olmadıktan sonra yine çay yapamam. Yani demek ki insanın bir çay yapabilmesi asgari şunları istiyor. Ha bunun alt şeyleri de var. Güzel çay yapmak için güzellikten de anlamak lazım. Cemil. İşte kıvamdan anlamak lazım. İşte efendime söyleyeyim. İçine bir hoşluk yapacaksak mesela tomurcuk falan atacaksak Kerem'den anlamamız lazım. Vesaire vesaire. Yani Esma-ül Hüsna sayısınca çoğaltılabilir böylesi tecelliler bizdeki izleri. Ha ben ne yapıyorum o zaman? Ya kendim üzerinden, kendimdeki tecelliler üzerinden bir tefekkür geliştirebiliyorum. Diyorum ki
Ben nasıl çay yapmasını bilmeden çay yapamam. Kainat da nasıl yapmasını bilinmeden yapılamaz. Nasıl yapılacağı bilinmeden yapılamaz. İrade edilmeden yapılamaz. Kudret olmadan yapılamaz. Nasıl bunları yapmak için ben bir sarfiyatta bulunuyorum ya da bir yönelişte bulunuyorum? Kainatı da birisinin seçip yönelip yapması lazım. Değil mi? Yani yokluktan çıkarken her şey eşittir. Yokken A ile B'nin, C'nin, D'nin farkı var mı? Biri irade olmalı ki mutlak irade yokluktan çıkacak olan şeyi seçebilmeli. Ve onun bilgisi de ilminde olmalı. Ve onu yaratabilecek kudreti olmalı. Gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Yani Cenab-ı Hak insanın içine böyle küçük bir şey koymuş. Arş. Büyük kainatta görüp tefekkür edebileceğimiz şeyleri oraya gitmeden Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, keremiyle, işte gene Rahman ve Rahim diyoruz ya, gene o isimlere geldik. Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle küçük bir numunesini o arşın bizim içimize koymuş. Biz de içimizdeki o tecellilere bakarak, Cenab-ı Hakk'ın içimizdeki tasarruflarına bakarak onun esmasına, sıfatlarına tefekkürde bulunabiliyoruz. Anlamaya çalışabiliyoruz, marifetine erişebiliyoruz. Bununla ballanabiliyoruz yani, böyle bir imkanımız var. Yine Üstad Hazretleri'nin Esma-i Sitte Risalesi'nde verdiği örnekler var. Mesela Kuddüs ismi penceresinden. Şimdi biz diyoruz ki mesela, ya bu benim odam. Ben bu odamı 3 gün 4 gün temizlemesem bu adam berbat olur. Bir hafta temizlemesem o zaten iyice berbat olur. Ediyoruz, kainata bakıyoruz. Kainat çok temiz. Yani denizdeki ölüler, karadaki ölüler, bakıyorsun bir canlı ölüyor. Önce geliyor işte leşçiler onu yiyor. Sonra akbabalar geliyor falan. Sonra işte kemik yiyen kuşlar var, onlar geliyor. Sonra bakıyorsun bakteriler, sinekler, böcekler, kurtlar kalanları götürüyor falan. Bir süre sonra onların tamamı toprak oluyor. Hiçbir çöp kalmıyor. Atmosfer ona göre. Uzay ona göre mesela, uzaydan gelen meteorları atmosfer temizliyor. Hatta daha onları gelmeden ay etrafımızda bir kalkan gibi dönerek. Evet, yani dünyanın altıda bir büyüklüğünde bir kalkanı var. Bir süvariyi düşünün, kalkanının büyüklüğü ne kadardır? Aşağı yukarı bence ayın dünyaya oranı gibidir yani. O kalkan sürekli etrafımızda dönüyor ve bize gelen taşları, işte meteorları temizliyor ki ayın yüzeyine baktığınız zaman çok meteor izi görürsünüz. Ayın böyle bir fonksiyonu da var. Ondan geçen küçükleri atmosfer süzüyor, yanıyor değil mi? Gökyüzünde geçen de görüldü Türkiye'den. Gelirken o sürtünmeden yanıyor ve patlıyor bir yerde, dağılıyor yere. Nadir olarak düşüyor. Düşerse de küçük parçalar düşüyor. Gibi gibi. Yani kainatta o ismi Kuddüs tecellisi var. Bunun farkına nasıl varabiliyoruz? Kendi kuşattığımız alandan varıyoruz. İşte tabiri caizse, haşa sümme haşa, bu arş-ı azamla karıştırılmasın. Bir ayna gibi yani. İnsani arş bu demek. Bizdeki tasarrufunun olduğu yeri görebiliyoruz biz. Cenab-ı Hakk'ın bizdeki tasarrufunun olduğu yerini görüyoruz. Yoksa alemde tasarrufunun bizim çok haddim şeyinde, yani üstümüzde, haddimiz değil oraya ulaşmak. O hassı havası has bir şey. Ki Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz bütün alemi dolaşmış ve o tecelligahları görmüş yani. Bizim takliden iman ettiğimiz çoğu şeyi Efendimiz şahit olarak iman etmiş. Gitmiş görmüş, cehennemi görmüş, cenneti görmüş. Biz şu an cennete, cehenneme ayetlerle takliden iman ediyoruz. Esmasından, sıfatlarından Cenab-ı Hakk'ın diyoruz ki olması lazım. Eğer bu sultansa sultanın mücazat dairesi de olur, mükafat dairesi de olur diyoruz. Yani sultanlık yoksa sürmez. Sultanın boyun eğdirişi mücazatı da ister, mükafat da ister. Asilere ceza vermesi lazım ki saltanat ayakta dursun. İtaatkârlara mükafat vermesi lazım ki saltanat ayakta dursun. Sultanlık böyle olur. Kainatın da sultanı Allah olduğuna göre, Allahu Zülcelal Hazretleri olduğuna göre, elbette onun da saltanatının şanına göre mücazat dairesi ve mükafat dairesi var, olmalı diyoruz. Ama bu yine takliden bir iman yani, biz birebir görmedik cenneti, cehennemi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi gördü onları. Gördü ve şahit olarak iman etti. Zaten imanı vardı ama bir de üstüne şahitliği oldu yani.
Evet, buradaki insani arş meselesini de böyle anladık yani. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan Rahim'e kainatın arşı ve insani arş arasında bir çizgi oluşturuyor. Bunu bu paragrafta tekrar görmüş olduk. Daha ayrıntılı da bir önceki derste konuşmuştuk bunu. İkinci sır. Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde, ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için, az önce konuştuklarımızı hatırlayalım. Güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilveyi zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de velillahi meselül e'la. Ne demek bu? En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Nahl suresinden 60. ayetten bir ifade bu. En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Bir hatırlatma. Benzetme yaptığımızda üstad bu hatırlatmayı çok kullanıyor ki o benzetmedeki kusurları taşımamamız gerektiğini bize söylüyor yani. O temsilde kusur varsa o kusur Allah'a taşınmayacak. Dikkat. En yüce sıfatlar Allah'a aittir. Bizim buradaki sorunlu, kısıtlı sıfatlandırmalarımız değil. Bu bir hatırlatma yani. Velillahi meselül e'la, temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samediyeti ilahiye her bir şeyde, hususan zihayatta, hususan insanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudatla alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulu boğmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikke-i ehadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet. Yine büyük bir şey değil mi? Bismillahirrahmanirrahim'de neler varmış? Ben işte biraz da bu yüzden şeye kızıyorum. Mesela besmeleyi şöyle çevirenlere çok kızıyorum. Esirgeyen ve bağışlayan Allah adıyla. Ya şimdi bizim konuştuğumuz besmele nere? Esirgeyen, bağışlayan Allah adıyla nere? Ya da Tanrı adıyla, hatta Allah da demiyorlar ki Tanrı adıyla diyorlar. Yani esirgemek, bağışlamak bunlar Rahman'ın, Rahim'in çok çok böyle cüz'i manaları. Yani bütününe de baktırmıyor üstelik yani. Bir de şöyle bir durum var ya, Rahman'la ve Rahim niye çevrilir ki arkadaş? Yani bu Müslümanların ana dilinde değil mi? Yani bir Müslüman Rahman ve Rahim kelimelerinin çevrilmesine mi ihtiyaç duyar? Duymaması lazım. Allahu Ekber'i çeviriyor muyuz? Yani çevirmemize gerek yok. Allahu Ekber'in ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten yani bir duyuş olarak, bir seziş olarak çocukluğumuzdan büyüklüğümüze o bizim o kadar hayatımızı kuşatmış olmalı ki o kelimenin yani Arapça olduğunu bilmemeliyiz biz. O derece yani Arapça yabancı dil değil, bizim anne dilimiz. Esat Coşan Hoca Efendi merhum, Allah ona rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Derdi ki sohbetlerinde, Ramuzül Hadis derslerinde. Diyordu ki işte Arapların bir tane ana dili var. Ama diğer milletten olan Müslümanların iki tane ana dili var. Niye öyle diyordu? Kur'an'da demiyor mu peygamberin eşleri, müminlerin anneleridir? E diyor bizim bütün annelerimiz Arapça konuşmuş. Hazreti Hatice annemiz Arapça konuşmuş. Hazreti Ayşe annemiz Arapça konuşmuş. Hazreti Fatma annemiz Arapça konuşmuş. Diğer bütün annelerimiz Arapça konuşmuş. E şimdi diyor bizim ana dilimiz değil mi Arapça?
Evet, Kur'an'ın emriyle. Kur'an diyor ki onlar sizin annelerinizdir. Onların konuştuğu dil de bizim ana dilimizdir. Bir Müslümanın böyle hissetmesi lazım ve böyle bütünleşmesi lazım. Bir abimiz anlatmıştı. Annesini hacca götürmüş. Götürürken de hani konuşuyorlar tabii. Demiş ki anne işte orada Türkçe bilen azdır, pek bilmezler. Ona göre konuşmak lazım yani. Şey yapma, çok böyle Türkçe anlamıyorlar falan diye kızma. Hani yaşlı kadın ya. Sonra inmişler orada tabii millet birbirine selamun aleyküm, aleyküm selam falan diyorlar ya. Annesi dönmüş demiş ya demiş hani Türkçe bilmiyorlardı. Şimdi işte bu aslında bütünleşmek. Ya subhanallah, Türkçe mi Arapça mı? Ya ikisi de elhamdülillah Türkçe mi Arapça mı? Ya ikisi de la ilahe illallah Türkçe mi Arapça mı? Ya ikisi de yani bunları ayırmaya ne gerek var? İşte Kur'an da bizim için aslında Türkçe. Türkçe Kur'an olmaz. Ama Arapça Türkçe zaten. O kadar Müslümanlar Araplaşmış ki, yani Araplaşmak değil bu aslında, Müslümanlaşmak. Cenab-ı Hak seçmiş o dili ya. Vahiy dili olarak Cenab-ı Hak seçmiş. Yani daha ayak sürmeye ne gerek var? Artistliğe ne gerek var yani? Hem Türkler için söylüyorum, hem Kürtler için, hem başka kavimler için. Elbette biz o Arapçaya doğru gideceğiz. O kelimeleri dilimize, annemizin kelimeleri gibi yerleştireceğiz. Rahman dendiği zaman böyle bakmayacağız yani. Rahim dendiği zaman böyle bakmayacağız. O kelimeler bizim öz dilimizin kelimeleri olacak. Laf laf açıyor. Tarih Zaman Par diye Amir Han'ın bir filmi var. İzlemişsinizdir mutlaka. İşte öğrenme güçlüğü çeken bir çocuğun yaşadığı stresi anlatıyor. Orada filmin finaline doğru öğretmen konuşma yapıyor. Diyor ki konuşmasında Subhanallah. Çünkü orada hani Müslümanlar da var. Başka şeyler de var. Halklar da var. Öğretmen Müslüman. O müdür Müslüman. Subhanallah diyor böyle. Konuşmaya devam ediyor. Tabi Urduca konuşuyor. Yani Hintçe konuşuyor. Şimdi çevirmen altına şey yazmış. Subhanallah'ın altına çeviri yapmış. Muhteşem. Ya Subhanallah muhteşem mi ya? Subhanallah Allah'ı kusurlardan tenzih ederim demek. Allah kusurlardan beridir, münezzehtir demek. Evet hayret için kullanıyoruz ama manası apayrı. Bizdeki karşılığı da apayrı. Sen onun altına muhteşem yazdın. Muhteşemi zaten onlar da biliyor ki. Yani o kelimeyi onlar da kullanıyor. Kullansa onu kullanır. Subhanallah demiş. Sen oradan öyle çeviriyorsun. Aslında bozmuş oluyorsun. Gibi gibi. Laf lafı açtı. Yani işte Bismillahirrahmanirrahim, esirgeyen, bağışlayan Tanrı adıyla. O nere, bu nere? Biz burada şimdi neler görüyoruz? Bak Rahman neymiş, Rahim neymiş, o kainattaymış, o insanmış, insani arşmış, hatmış, haytmış, sikke-i ehadiyetmiş, bir sürü şey. Yani her biri kitap olacak kelimelermiş onlara. Rahman da, Rahim de, Allah da. O da esirgeyen yaptın, bağışlayan yaptın. Ne oldu? Aslında İşte budamış oldun. İshak Özgel Hoca öyle diyor. Kur'an'ın Türkçeleştirmesi aslında manasını budanmasıdır diyor. Aynen o. Bizim oraya gitmemiz lazım. Bizim o kavramları zengin anlamak için o dile doğru eğilmemiz lazım. Ya bugün hiçbir eczacı ben Latince bilmek istemiyorum diyor mu abi? Mesleğinin gereği bu. O ilaçların hepsinin ismi Latince. O ilacın ne işe yaradığını anlaması için Latince bilmesi gerekiyor. Kimse ondan gocunmuyor. İnternette bilgi lazım oluyor. Herkes İngilizce öğreniyor o interneti bilgiler alabilmek için. Kimse gocunmuyor. Neymiş işte İslam'ın daha kolay anlaşılması falan. Abi biraz da gayret ya. Hani emek de lazım bu işler. Bu kadar kolay değil yani. Cennet kazanacaksın. Bu dünyanın menfaati ne ki? 3-5 tane kelimeyi öğrenemiyorsun yani. Evet. Tekrar derinlemesine bir okuyalım. Kur'an-ı Mucizül Beyan, hadsiz kesreti mahlukatta. Kur'an-ı Mucizül Beyan, yani beyanı mucize olan Kur'an. Mucize ne demek? İnsanı benzerini yapmakta aciz bırakan demek. Güç yetiremeyen, insan onun gibisini yapmaya güç yetiremiyor. Beyanı zaten biliyoruz, beyan etmek, söylemek. Hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden. Kesreti mahlukat çokluğu, yaratılmışların çokluğu. Kesret o demek, çokluk demek, çokluk alemi, kesret alemi diyoruz mesela. Hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde, bunu daha önce konuşmuştuk, her şeyi yaratan Allah, vahidiyet, her şeyi yaratan Allah demek. Bakın ehadiyete ne demiştik? Her bir şeyi yaratan Allah, her bir şeyi yaratan Allah, ehadiyet.
Cenab-ı Hakk'ın her bir şeye bütün isimleriyle, sıfatlarıyla tasarruf edebilir olduğunu bilmek ehadiyet. Ama bütün alemi yaratanın Allah olduğunu bilmek vahidiyet. Yani bütünde görünen resim vahidiyeti bildirir. Parçalarda görünen resim de ehadiyeti bildirir. Evet. Kur'an-ı Mucizül Beyan hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için akılları, ukul akıllar demek. Biz ukala diyoruz ya mesela işte bilgiçlik yapma manasında. Aslında o da akıldan geliyor. Akil insan diyoruz mesela, akıllı insan demek. Ukulu boğmamak için, akılları boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Cenab-ı Hak ne yapıyormuş? Bizim kafamız, yukarıda konuştuk ya, o kesretin tamamını kuşatamadığı için, o büyük resimdeki manzarayı göremediğimiz için, kafamıza sığmadığı, tahayyülümüze sığmadığı için ne yapıyormuş? Yine beni bilsinler, yine benim marifetimden haberdar olsunlar diye o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyormuş. Akıllarımızı kurtarıyormuş boğulmaktan. Nasıl? Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla yani ışığıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ne demek bu? Biz güneşi nasıl gözlemliyoruz şimdi mesela? Eskiden rasathanelerde nasıl yaparlarmış? Yere bir su havuzu yaparlarmış. O havuzda izlerlermiş. Çünkü bizzat güneşe bakamıyorsun. Güneşe bizzat bakmak insanın gözünü kör eder. O rasathane havuzuna yansıyan üzerinde gözlem yaparlarmış. Yıldızları da öyle. Bir de sürekli yukarı bakmak insanın boynunu ağrıttığı için, rahatsızlıklara sebep olduğu için, yerdeki havuzun üzerinden, duru suyun üzerinden gözlemlerlermiş. Şimdi öyle yapmıyoruz. Şimdi daha da farklı teknolojilerimiz var. Ekranlardan izliyoruz. Teleskop orayı izliyor. Biz de ekrandan onu izliyoruz mesela. Ama şunu yapmıyoruz işte mesela. Güneşin tecelli ettiği her şeyin hepsini böyle karşımıza almak zorunda hissetmiyoruz. Neden? Onun da cevabı geliyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Yani güneşin yansımasının bir özelliği var. Güneş parlak şeylerde yansıdığı zaman kendisini onlarda özetliyor. Bakın çok ilginç. Bu aslında bizim hep fizikte gördüğümüz bir şey. Yansıma kanunları, odak, optik. Ortaokul fiziğinde var, lise fiziğinde de var galiba. Zaten lisede vardır da ortaokulda var mı onu da biraz şüpheliyim. Ama var diye hatırlıyorum. Hatta gözün nasıl gördüğü falan da var. O bahisler de var. Onlar da yardımcı olur. Yani güneşi bizim görebilmemizin sebebi güneşin her şeyde kendini özetlemesi, parlak şeylerde kendini özetlemesi. Parlak şeylerde kendini özetleyen cisimleri biz görebiliyoruz. Ama bir cisim eğer kendini özetleyemiyorsa parlak bir şeyde, o cisim bizim için görülmez olur. Kuşatamayız. Ya da şöyle öyle bir gözümüz olacak ki onun yansıdığı bütün hatları görebilmemiz lazım. Mesela güneş eğer bir aynaya tuttuğumuzda o aynada gözükmese, resim olarak çıkmasa, bizim güneşi tespit etmemiz, bütün yansıdığı şeyleri görmemiz de mümkün olur. Büyük resmi görmemiz de mümkün olur. Daha farklı bir örnek buna nasıl verebiliriz? Ya bir manzara düşünün. O manzarayı bir delikten izlediğinizi düşünün mesela. Ya da büyük bir resim olsun. O resmi bir delikten izlediğinizi düşünün. Delik küçük de olsa yeterli mesafedeyseniz o manzara o deliğe sığar. Alırsınız. Ama tam dibinde olduğunuzu düşünün resmin. Yani resmi görebilecek bir açı yok artık. Resmi kaybetmişsiniz. Ve o delikte o resim özetlenmiyor.
Artık resmi göremez olursunuz. Ona yakınlığınız körlük sebebi olur. Gibi gibi. Güneşin de ışığı sayesinde, yansıma kanunu sayesinde, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bu yasa sayesinde güneşi her parlak şeyde özetle görebiliyoruz. Isısını, ışığını onda bulabiliyoruz. Aynayı kendimize tuttuğumuz zaman ışığı da geliyor. Böyle bakışımızı kaşırıyoruz. Böyle. Bazen arkadaşımızla şaka yapıyoruz aynayla falan. Veya aynanın yansıttığı yerde ısı birikiyor. Onu hissediyoruz. Veya prizmadan geçirdiğimiz zaman yedi rengini görebiliyoruz vesaire. Yani güneşlik onda bir parça özetlenmiş oluyor. Elbette bu güneşin tam kendisi değil. O güneş sayılmaz. Çünkü çok sınırlı özellikler var. Ama diğer bir açıdan güneşten de haber veriyor. Ona bakarak, onu tahlil ederek güneşin yapısı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz ki bugün bilim adamları öyle yapıyorlar. Bir daha okuyorum burayı. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber, yani zatının yansımasıyla beraber ziyası, harareti gibi hassaları gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla, kabiliyetine göre gösterdiği gibi, yani puslu bir aynaysa az gösterir, parlak aynaysa güzel gösterir, kırmızı aynaysa kırmızılaştırır, mor aynaysa morlaştırır, kabiliyetine göre. Güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seba gibi, yani yedi rengi gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de. Velillahi meselül e'la. Temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve samediyeti ilahiye. Ehadiyeti konuştuk. Samediyet neydi? Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. Her şey ona muhtaçlıkta eşit. Bakın yine bir özetlenme var burada. Ehadiyetle beraber anılması boşuna değil. Yani nasıl ki ehadiyet tabiri caizse vahdaniyetin bir özetlenmiş hali, vahidiyetin bir özetlenmiş hali, her bir canlıdaki gördüğümüz vahdaniyet diyelim ona, ehadiyete. Her bir canlıda gördüğümüz vahdaniyettir. Nasıl ki alemin yaratılması için Allah lazımdır, insanın da yaratılması için Allah lazımdır. Nasıl ki evrenin yaratılması için Allah lazımdır, elmanın da yaratılması için Allah lazımdır. Ondaki icaz şundan geri kalmıyor. Kartalla sinek birbirinden ayrı değil. Veya tek hücreli bir bakteriyle en büyük bir canlı fil, balina ayrı değil. İkisinde de aynı böyle karışık güzel düzen var. Bunlar birbirinden eksik noksan değil aşağı yani. O evrimcilerin bakışı yanlış bir bakış aslında. Canlılığın vücuda gelmesinde tek hücreliyle balinanın farkı var mı? Yok ki. Aynı derecede o da cansızlıktan canlılığa çıkmış. Aynı derecede o da cansızlıktan canlılığa çıkmış. Sadece gramajında fark var bu işin. Temel fonksiyonlarda bir fark yok. Aynı ilim ona da lazım, aynı ilim ona da lazım. Aynı irade ona da lazım, aynı irade ona da lazım. Aynı kudret, cansızdan canlıya çıkaracak kudret ona da lazım, ona da lazım. Bu anlamda o gerideymiş, bu sonraymış, o evrimleşmiş, bu olmuş. Kim söylüyor bunu? Onun ondan ileride olduğunu kim söylüyor? Onu sen söylüyorsun, kendi cismine göre söylüyorsun. Ben diyorsun bu kadarım. Benden küçükler basittir, benden büyükler karmaşıktır mı? Gibi yani, bunun gibi. Onu basitleştiriyorsun, bunu karmaşıklaştırıyorsun tamamen kendi izanınla. Halbuki cansızlıktan canlılığa çıkmak, o eşik zaten büyük mesele. Onda hangi canlının diğerinden farkı var? Hepsinin aynı ilme, aynı iradeye, aynı yoktan yaratılışa maruz kalması lazım. Bakın cansızlık diyoruz, canlılık diyoruz. Bunlar arasında bir eşitlik yok yani. Tamamen apayrı bir sistem, apayrı bir düşünüş, apayrı bir yaratılış. Yani en basiti virüsler mesela öyle, işte canlıların en basiti virüsler diyorlar. Onun içinde bile ya açtığınız zaman galaksi gibi ya. Bir RNA'sı var mesela, upuzun silsile şeklinde. Habire işte mutasyon geçiriyor. Geçirmediği yeri kalmadı. 40 türlü virüs oldu, 40 türlü hastalık yaptı. En basiti o diyorsun,
O bile bu kadar karmaşık, bu kadar bak dünyayı allak bullak etti en küçüğü. Sen nasıl yani onu basitleştirdin, bunu kozmikleştirdin, ona şey dedin, buna bu dedin. Bu sen tamamen senin şeyin, hani dogman, öyle sanrılaman, öyle olduğuna zaruriyet ilişkisi var mı? Yok. E işte bak aşamıyoruz onu. Neden o bizden daha güçsüz olsun, zayıf olsun? Gayet de güçlü yani, yaşayabiliyor. Hepimizi telef ediyor maşallah. Maşallah demeyelim ama geri aldım maşallah mı? Hafazan Allah, maazallah diyelim. Ehadiyet ve samediyeti ilahiye. Yani her şey samediyetin karşısında eşittir. Samediyet her şeyde özetlenir. Her şey Cenab-ı Hakk'a aynı derecede muhtaçtır. Ve Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi o şeye de muhtaç değildir. Yani samediyetin her birimizde bir özetlenişi var. Ehadiyet ve samediyeti ilahiye her bir şeyde, hususan zihayatta. Evet, zihayatlar daha komplike düzenler çünkü. Yani bir düşünün puslu ayna, bir de düşünün Hubble teleskobu. O güneşi nasıl gösterir, bu güneşi nasıl gösterir? İşte o cansızlar, puslu ayna cansızlar, Hubble teleskobu insan. Hususan insanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi, mevcudatla alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. Yani nasıl ki insanın damarlarında ak yuvarlar virüslerle savaşıyor, aynısı her yerde, en büyük alemde melekler, cinleri değil mi? Semaya çıkmasını engelliyor cinlerin. O göktaşları nedir? Kur'an bize anlatıyor. Cinler semadan haber almak istedikleri zaman yakıcı bir ateş onları kovalıyor. Bir taş onları kovalıyor. O var, o daire var. Daha yukarı çıksak, kara delikler neyi temizliyor? Kara delikler de yıldızları temizliyor ya. Nasıl ki ak yuvar virüsün etrafını sarıyor, yok ediyor böyle, yutuyor, içinde eritiyor. E bakıyorsunuz bazen bir galaksi takılıyor kara deliğe. Galaksiyi vurut diye içine çekip yok ediyor. O da onun gibi bir şey yapıyor. Daha alt alemlerde de bunun tecellisi var. Evine bakıyorsunuz bir hayvan, zararlı bir hayvan çoğaldığı zaman mesela çekirge çoğalıyor, sığırcık onu temizliyor. Fare çoğalıyor, yılan onu temizliyor. İşte domuz çoğalıyor, kurt onu temizliyor, aslan onu temizliyor vesaire. Hatta bazen artık öyle yapıyorlar çünkü kimyasal ilaçların zararı çok olduğu için bir böcek çoğaldığı zaman onu tüketecek başka bir böcek varsa onu getirip bırakıyorlar ki hani doğal yoldan o onu halletsin, bu iş bitsin. İlaç verdiğiniz zaman faydalı böcek de ölüyor çünkü. Dengesini bozmuş oluyorsunuz. Demek ki hani her ismin her yerde şeyi var. İnsanda olan da var, evrende olan da var. Mevcudatla alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulu boğmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikke-i ehadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. He, demek ki bizim kapasitemiz, hafızamız, düşünüşümüz, kuşatışımız, akledişimiz dar olduğu için, sınırlı olduğu için Cenab-ı Hak bize ehadiyet bilgisini, marifetini lütfetmiş. İçimize de kendisini gösterir aynalar koymuş. İnsani arş koymuş bize. Biz bu sayede bütün alemi kuşatmamıza gerek olmadan içimizde Cenab-ı Hakk'ı bulup bilip oradan iman edebiliyoruz. Oradan marifetullah elde edebiliyoruz. Ki bilirsiniz enfüsi tefekkür afaki tefekküre göre daha çok bir cadde-i kübra olmuştur yani. Aslında iki tefekkür de lazımdır. Kur'an ve sünnet ikisini de emreder bize. Göğe bakmazlar mı? Afaki tefekkür yani dışarıya doğru bir tefekkür. Deveye bakmazlar mı? Kur'an buyuruyor ya. Yani afaki tefekkürdür bu. Ama içinizden de ayetlerimiz var diyor mesela. Hem kainatta hem de içinizde ayetlerimiz var diyor Kur'an. Ayetül Kübra'nın başındaki ayet sanırım o. İçimize baktığımız zaman da biz Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini görüyoruz ve oradan daha keskin Cenab-ı Hakk'a ulaşıyoruz. Mesela Üstad Hazretleri der,
aciz aşktan daha keskin ve salim bir yoldur. Niye böyle diyor? Çünkü aciz Allah'ı çok şiddetle aratıyor. İnsan güç yetiremezliğini fark ettiği zaman, işte bir musibet Allah korusun uğradığı zaman veya işte bir kaza geçirdiği zaman, başına bir sıkıntı geldiği zaman, o güç yetiremezliğine uyandığında, fark ettiğinde hemen Allah'ı aramaya başlıyor. Çünkü kalan boşluğun doldurulması gerektiğini biliyor. Yani bu kalan boşluk doldurulmazsa o kararsızlığın fena bir şey olduğunu seziyor. İçine o biliş konmuş. Ama aşk öyle değil. Aşk ötekini tefekkür etmek gibi biraz daha. Yani aşkta insan dışarısına doğru uzanır. Yani afaki tefekküre benzer bir tarafı var onun. Ama aciz doğrudan kendi içindeki şeydir, insanın yarasıdır. Evet. Allahu alem diyelim buna da. İşte vahidiyet içinde ukulu boğmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikke-i ehadiyete nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim muktesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Üç düğümü bunun içindeymiş. Hakikaten de hani ben de düşünüyorum şu an mesela Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olmasa biz Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği kıymeti nasıl bildirdik? Yani Cenab-ı Hakk'ın Andromeda galaksisine yaptığı muameleyle, onun üzerindeki tasarrufuyla, insandaki tasarrufu aynı olsa, hiçbir fark, renk olmasa, bir incelik, bir gözetiş, bir ayrı, ne diyelim ona, yoğunlaşma, hani bu kelimeleri yine tırnak içinde kullanıyorum, aklımıza yaklaştırmak için, yoksa Cenab-ı Hak bunların sınırlı manalarından münezzehtir, onu söyleyelim yine. Olmasa biz kendi özelliğimizi, kendi özel vazifemizi nasıl bildirdik? Bilemezdik ki. Biz bize özel rahmet tecellilerini gördükçe Cenab-ı Hak'la hazırane muhatabiyet seviyesine erişiyoruz. Bakın, gayibane muhatabiyet, hazırane muhatabiyet. O Fatiha'daki iki şey var ya, muhatabiyet var. Üstad Hazretleri onu tefsir eder. İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Buraya kadar gayibane muhatabiyet. Yani Cenab-ı Hakk'ı o olarak tefekkür ediyorsun. Bütün hamd alemlerin Rabbine aittir, hesap gününün sahibidir vesaire diyorsun. Oradan sonra birden duaya geçiyorsun. İhdine sıratel müstakim, sıratellezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve lezzalin amin. Vesaire. Oradaki ayetler birden bir sıçrama yapıyor. Cenab-ı Hak'la o olarak tefekkür ederken birden sen olarak dua etmeye başlıyoruz. İşte rahmeti hissetmek bizde bu açılışı yapıyor. Ya birisinin, şöyle düşünelim, hani biraz sorunlu bir örnek ama diyelim ki bir tane vali gelmiş olsun yeni bir yere ve o vali bizim akrabamızmış veya hemşehrimizmiş mesela. Oraya atanan vali, biz de oraya göçmeniz, vali de bizim hemşehrimiz veya akrabamız. Şimdi onu bilene kadar valiyle muhabbetimiz farklı olur. Bildikten sonra, o aramızdaki hususi ilgiyi fark ettikten sonra muhatabiyetimiz farklı olur. Veya o valinin bizi sevdiğini öğrendikten sonra veya bize özel bir muhabbeti olduğunu fark ettikten sonra onunla muhatabiyetimiz farklı olur. Bir de genel olarak bütün vatandaşlara vali olarak yaptığım muamelenin içinde olmak farklı olur. Diyelim ki herkese hediye gönderdi ama sizinkinin içine bir tane de altın koydu. Değerli hemşerim bilmem kime dedi, içine bir tane altın koydu. Dersiniz ki ya özel bir şey var burada. Ben bu valiyle daha çok muhatap olmalıyım. Ona daha çok derdimi anlatmalıyım. Ondan daha çok yardım görebileceğim gibi geliyor. İşte rahmet de bize böyle hissettiriyor, hissettirmeli. Biz kainatta rahmetin tecellilerini gördüğümüz zaman cansızda canlıya cansızdan daha farklı, daha ayrı davranıldığını gördüğümüz zaman, canlılar içinde insana daha farklı davranıldığını gördüğümüz zaman, insanlar içinde müminlere daha farklı davranıldığını gördüğümüz zaman, müminler içinde de Ahmet olarak, Mehmet olarak, Ali olarak, Veli olarak Cenab-ı Hak'la has özel muhatabiyetimiz olduğunu fark ettiğimiz anlarda daha içten yakarıyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın ettiği duayı hatırlayalım. Geçen derste de konuşmuştuk. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu duayı nerede etti? Yunus'un karnında. Üstad Hazretleri onu anlatırken şöyle bir ifade kullanıyor. Nuru tevhid içinde sırrı ehadiyet
tezahür etti diyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Nuru tevhid içinde sırrı ehadiyet tezahür etti diyor. Yani baktı ki o gemiye biniş, gemiden atılış, balığın yutuşu, bunlar böyle alelade olaylar değil. Kendisine bir şey anlatılmak isteniyor. Yunus Aleyhisselam bunu fark etti orada. İşte o uyanış o duayı netice verdi. O duada kurtuluşun netice verdi. Uyanış yaşamasa o duayı eder miydi? Allah-u Alem etmeyecekti ki, hani o tecrübe ona yaşatıldı, hikmetsiz değil. Bizim de bazen öyle yaşadığımız şeyler var ki sanki kendi dualarını istiyor. Hani üstad diyor, yağmursuzluk yağmur duasının vaktidir. Yağmurun kalkmasının sebebi değil. Güneş tutulması için, ay tutulması için namazlar kılıyoruz. Bunlar güneş tutulması açılsın, ay tutulması açılsın diye değil. O an onu söylememiz için, onu yapmamız için. Böyle duaların vakitleri var. O vakitler geldiği zaman ıskalamamak lazım. İşte Bismillahirrahmanirrahim de bize bunu hatırlatıyor. Ey insan, Allah içre, sen Allah'ı sadece Allah olarak bulmadın, Rahman da buldun. Sadece Rahman olarak da bulmadın, Rahim olarak buldun. Sana özel tecellilerle, rahmet tecellileriyle buldun. Bunun kıymetini bil, bunu unutma. Senin vahye muhatap oluşun da aslında Bismillahirrahmanirrahim ile ilgili. İşte hadsiz kesret içinde yolunu kaybetmemen için, aklının boğulmaması için Allah vahyini gönderdi, sana yolu kolayladı. Sünneti gönderdi, yolunu kolayladı. Sünneti sen iyi olmasa, vahiy olmasa namaz nasıl kılacak? Kur'an'da namaz kılın diyor. Sünneti sen iyi olmasa nasıl namazı kılacağız? Avuda mı kalkacağız? Parende mi atacağız? Şınav mı çekeceğiz? Ne yapacağız yani? Nasıl namaz kılınır? Cenab-ı Hakk'a namaz nasıl yapılır? Biraz daha yukarı çıkalım. Cenab-ı Hak neyden hoşlanır? Nasıl ibadet edilir? Hangi hareketten hoşlanıyor Cenab-ı Hak? Bunu nasıl bilecektik biz eğer işte bu Bismillahirrahmanirrahim'le başlayan vahiy bize gelmese? O her surenin başında olan Bismillahirrahmanirrahimli Kur'an bize gelmese? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gelmese? Biz bunları nasıl bilecektik? Hangi tefekkür bunu kavrar ki? Bütün evreni görsek bile yani belki biz bunu çıkaramazdık. Bütün evreni böyle karşımızda görsek. Yine Cenab-ı Hakk'ın hangi ibadetten hoşlandığını, belki tesbihi, takdisi çıkarırdık ama namazı çıkaramazdık. Orucu nasıl bulacaktık? Zekatı nasıl bulacaktık? Hadi sadakayı akla ederdik belki. Çünkü o merhamet ediyor, biz de merhamet edelim derdik ama zekatın ölçüleri, kıyasları veya hac vesaire ibadetler, yani hepsinde bu şey var. Bismillahirrahmanirrahim'in öğrettiği sır var. Sen vahidiyet içinde, yani Allah'ın sadece tefekkürüyle, Allah'ı Allah olarak bularak bir yere gidemezdin. Cenab-ı Hak sana lütfetti, kerem etti, akrebiyetiyle rahmanlığını gösterdi. Rahmanlığın içinde rahimliğini gösterdi. Vahiy gönderdi, nübüvvet gönderdi, irşad etti seni. Bu sayede sen onu bilebiliyor, bulabiliyorsun. Bunun kıymetini bil. Burada hepimize büyük dersler var. Ki onlardan birisi de işte öğrettiği şeydi. Nerede akıl Allah'ı buluyor? Nerede yani? O işte aklı çok övenlere diyorum bunu. Nerede öyle hemen akılla Allah'ı bulmak? Kolay mı? Vahiy olmasa, vahiyin öğrettiği esmalar olmasa, sıfatlar olmasa, o yardım olmasa, Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi olmasa, sen sadece tefekkürüne neyi bulabilirsin ki? Aa işte bilim adamları neyi buluyor? Daha yeni yeni şeye ulaştılar işte. Big Bang varmış da işte onun olması için de işte bir ilk yaratıcının olması lazım da falan. Deistler, o da lütfen. Biraz biraz buraya geldiler. Akıllı tasarım da bilmem ne. Yani Allah'a ihtimal verdiler artık yavaş yavaş. İnsanlığın yolculuğu binlerce yıl olmuş. İşte oradan bu kadar gelebilmişler. Ama bir ilk nebiden beri biz biliyoruz ki Allah var. İsimleri de şunlar şunlar, sıfatları da bunlar bunlar. Akidemiz de şunlar şunlar. İşte bu onların vahidiyetle Allah ismi şerifi gölgesinde kendi tefekkürleriyle gidebildikleri yolu. O da Allah'ı da bilmiyor onlar gerçi de. Yani o tefekkürde gidebildikleri yolu, kainat üzerinden aldıkları yolu düşünün. Bir de Rahman içre Rahim'le bizim aldığımız mesafeyi düşünüp biz onlara tur bindirdik elhamdülillah. Cenab-ı Hak onlara da hidayet versin. Evet, yine çok uzattım. Galiba yine bir saati buldum. Kusura bakmayın. Neyse, burada bitirelim inşallah. Bir dahaki haftada, yarın da inşallah 3. sırrı konuşalım, tefekkür edelim. Çetin kardeş güzel bir örneklik gösterdi.
Eğer buralarla ilgili metinler, açılımlar aklınıza gelirse yorumlar kısmına yazın YouTube'da. Yani onları buradan paylaşabiliriz. Hepimiz faydalanmış oluruz. Bereket olur. Çünkü ben de mesela o Çetin abinin söylediği şey aklıma gelmemişti. O metini ben kaç defa okudum ama hiç aklıma gelmemişti yani. İşte bu bir bereket. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.